Bak sen ne güzel söylüyorsun. Hocam dönelim Beşiktaş özeline. Kayseri Spor mücadelesinde siyah beyaz takımın performansından bahsederken bireysel olarak oyuncuların yaptıklarını da ayrıca konuşalım istiyorum. Batshuayi son dönemde çok eleştiriliyordu. Uzun süredir de gol atamamıştı resmi mücadelelerde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün 2 gol, 1 asistlik performansı var. Tabii son 10 dakikaya bunu sığdırdığını söylemek lazım. Öncesinde yine değerlendiremediği şanslar var. Çok da iyi bir oyunu da yoktu. Nasıl buldun Batshuayi'yi? Bir geri dönüş sinyali olabilir mi bu? Yani şöyle olabilir tabii ki. Batshuayi işte goller atmıyor diye eleştirilmedi. Yani tamam goller atamıyor. Forvetlerin, santraforların bazen böyle sıkıntılı dönemleri oluyor da. Bir de bunun üzerine ileride kaybettiği toplar, yaptığı pas hataları, İnanılmaz pas hataları vardı bu sezon. Bir de bunlar gelince tepki görmeye başladı. Yoksa pozisyona girersin, şanssızlık olur, atamayabilirsin. Bunlar birçok golcülerde böyle hani gol attıktan sonra işte sessizliğini bozdu falan diye başlıkları atmışızdır. Şimdi böyle bir şey üzerine bir de bu pas hataları hatırlayın. Galatasaray maçında yenilen, kazanılan penaltıdaki pas hatası hatırlayın yine. Bunlar da gelince zaten tepki gördü. Attığı goller çok klas goller. Yani santrafor işi goller, hakikaten usta işi goller. Güvenle çok iyi bir uyum yakaladı. Hatta Güven'in böyle altaya attığı golü hatırlayın. O dönem o kadar çok özgüven gelmişti ki Güven'e, içerideki Batshuayi'yi unutmuştu. Hep kendi vurdu, hep kendi vurmuştu o maçta. Evet. Bir Altay maçından sonra. Ama burada öyle olmadı. Burada çok daha farklı. O ona asist yaptı. O onu oynattırdı. O da onu oynattırdı. Güven'le iyi bir uyum sağladı. Belki bundan sonra ilk 11'de Güven'i de görebiliriz. Bilmiyoruz. Fenerbahçe derbisinde hoca kim olacak? Evet. Önder Hoca mı olacak derbide? Onu da bilmiyoruz. Ben o yüzden Ahmet Hoca'ya sordum. Yani oyuncu hamleleri maçı kazanmasına neden oldu diyebilir miyiz hocam? Kesin deriz. Yani hem Oğuzhan'ın hem de Güven'in çok büyük katkısı var. Hatta Oğuz'dan şöyle bir açıklama da dinledim. Yani katkı olsun diye söylüyorum sana. Ya Sergen Hoca ile olan ilişkimizde bazı konularda onun aklı olduğu konular vardı ama benim de aklı olduğum konular vardı diyor. Yani futbolcuyla Sergen Hoca arasında böyle tam örtüşen bir ilişki, iletişim son dönemde olmamış. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Oradaki düşünce de nedir? Ya bir maçta futbolcu iyi oynadığını düşünür. Ertesi maçta formayı hak ettiğini düşünür. Orada oynamazsa morali bozulur. Maalesef Türk futbolcuları böyle. Belirli bir sürede o karşılıklı sevgi, saygı ilişkisi biraz erozyona uğrar. O yüzden bu tür futbolcular her takımda vardır. Şimdi bir hoca gittiği zaman da Oğuzhan konumundaki, Güven konumundaki, ya Sergen Hoca zamanında biz nasıl olsa oynamıyoruz zihniyetindeki futbolcular bir fırsat yakaladılar. Yeni hocaya kendilerini göstermek. İşte bugünkü maçta da gösterdiler. Önder Hoca'nın yerine başka bir hoca da gelse, yurt dışından bir hoca da gelse o hocaya da kendini gösterdiler. Çünkü buradaki 15 dakikalık o performansı yeni gelen hoca çok iyi bilecek. Hatta oynamayanlardan bile buna benzer performanslar beklenecek. Bu da camianın şu an için yakaladığı pozitif faktörlerden bir tanesi. Muhtemelen yeni hoca adayların hepsi, yerlisi yabancısı, bu maça bakmış olabilir. Tabii mutlaka. O adaylar kesin. Yabancılar da. Hatta adı geçmeyip burayı isteyenler de bakmıştır. Olur da olmaz diye. Bir de şimdi ben şunu hissettim. Bir baskı varmış bunların üzerinde. Kesin yani. Takımın. Yok giren futbolcuların. Takımın da öyle söyleyeyim. Bunu Pjanić de dahil. Oğuzhan da dahil, Güven de dahil, Batshuayi de dahil. Bunları söylüyorum. Bunların üzerinde bir baskı varmış. Bu baskıyı attılar. Hani derler ya bir yağmur yağıyor bardaktan boşanırcasına. Onu misal veriyorum. Öyle bir futbol oynadılar yani. Bir baskı varmış. Sergen Hoca'nın ne baskısı olur onu da bilemiyorum ben. Demek ki Oğuzhan'ın da açıklamaları demek ki bunu gösteriyor. Ben onu hissettim yani burada. Yoksa ama gene söylerim şimdi Fenerbahçe maçına çıkacak. Bu orta sahayla çıkarsa bilmiyorum ama Güven'i herhalde bu şeyden sonra Larin'i kenara bıraktır. Hocam kesin. Souza hazır olacak Fener maçında oynayacak. Yani o yüzden evet. Bu orta saha olduğu gibi değişir. Yani onu kesin oynatır. Pjanić zaten oynar. Üçüncü. Atiba ya da Can
şu an sanki formaya dair. Yalnız Pjanić'in oyun şeklini yeni hoca biraz gözden geçirecektir, o kesin. Evet. Bakın Beşiktaş neden kötü gitti sorularına hep cevap arıyoruz. O cevapları çok detaylı bir şekilde burada konuşmadık. Ama Beşiktaş'ın geçen seneki şampiyonluk oyunuyla şu an oynadığı oyun arasında çok ciddi farklar var. O yüzden bunları da gelen hocanın hemen tespit edip eldeki kadronun en iyi oynayabileceği oyunu da belirlemesi lazım. En doğru tercih yabancı mı olur, yerli mi olur sizce hocam? Ya siz zaten bir teknik adamsınız. Yerli dersi ya da yerli ama, yabancı ayrımı var mıdır? Ben ona kesinlikle karşıyım. Biz daha kafadan diyoruz ki yerli mi yabancı mı? Hı. Adı Serdar mı olsun, Güvenç mi olsun? Yani neredeyse buraya kadar ama gideceğiz. Ama devre arasındayız bu arada. Sezon öncesinde değiliz. Şimdi bakın, yani ben hep uzun vadeli planlamalardan yanayım. Uzun vadeli planlayacaksanız eğer konjüktür sizin bu dönemde bir teknik adamla anlaşmanızı gerektiriyorsa bu bazı riskleri de alma şartını, mecburiyetini beraberinde getirir. Bu dönemde uzun vadeli planlamaların içine kesinlikle girmeniz lazım. Benim gözümde hocanın yerlisi yabancısı yoktur. Hocanın genci yaşlısı yoktur. Bütün bunların hepsini bir kenara atalım. Hatta şunu da biz diyoruz. Ya hocanın oynattığı oyun anlayışı. Pereira kendi demedi mi? Bir hoca hele hele büyük takımlarda takımına A, B, C, D planlarını en kısa zamanda öğretmesi lazım. Beşiktaş'ın alacağı teknik direktör takımına her maçta analizlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Diziliş değiştirme zorunluluğu varsa, strateji değiştirme zorunluluğu varsa bütün bunların hepsini bilen, takıma bunu öğreten ve maçta yeri geldiğinde de bir maçta bile bunları değiştirebilecek kadar bilgi sahibi, donanım sahibi, vizyon sahibi bir teknik adam olması lazım. Bakın ben milliyetten, yaştan, isimden, dilden, dinden bahsetmiyorum. Ve her şey bir tarafa da Beşiktaş yönetimi kesinlikle kiminle anlaşırsa anlaşsın ona güvenmesi lazım. Güvenmediği adamla bir aylığına da olsa, 10 seneliğine de olsa anlaşmaması lazım. Eğer bana güveniyorsa, demek ki güvenen kişi olarak ben uzun vadede de doğru işler yapabilecek biriyim ki güveniyor. O yüzden bence bunlar hep daha sonraki kriterler. Taner, sence var mı yerli yabancı ayrımı ya da ya böyle bir ayrım gözetme, bunu konuştuğumuza göre var bu arada. Olmalı mı? Neden olmalı ya da neden olmamalı? Şöyle, yani bundan çok çok uzun yıllar öncesinde Türkiye'ye yabancı akademisyenlerin gelmesi yasaktı. Çok uzun yıllar öncesinde. Ve o dönemlerde Almanların, Nazi'nin o sürecinden kaçan birçok akademisyen Türkiye'ye başvuruda bulunup Türkiye'ye gelmek isterler. Ve Türkiye'de o dönemin yasaları gereği geri çevrildiler. Bunların arasında Albert Einstein de vardı. Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk kanunları değiştiriyor. Üniversite reformu, yabancı akademisyenler geliyor ve bir anda bizde çok ciddi atılımlar yapılıp ve eğitim anlamında çok iyi noktalara geliyoruz. O yüzden bilginin nereden geleceği belli olmaz. Doğru bilgi neredeyse, doğru insan neredeyse, isterse dünyanın diğer ucunda olsun, alıp getireceksiniz. Ben teknik adamlık konusunda öz evlatçılık tırnak içerisinde bakış açısına da çok karşıyım. Örneğin. Şimdi Rıza Hoca'nın kalitesiyle ya da oyun anlayışıyla alakalı bir şüphemiz yok. Bu ayrı bir nokta. Ya da işte başka Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin kendi içinden yetişmiş teknik adamların kötülüğü ya da iyiliği hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Fakat dünyada on binlerce teknik direktör varken siz dönüp dolaşıp kendi öz evlatçılık mantığınızla bir ismi oraya getirmeye çalışıyorsanız ve sürekli aynı kısır döngü içerisinde dönüyorsanız, bu arada Rıza Hoca gelirse de başarılı olur.